arkadaşlar. Aracımın klimasının soğutmasından, soğutma performansından memnun değilim. Bugün bu konuyu bu konu hakkında çalışacağız. Yani geçen sene bildiğiniz üzere takip edenler bilir. Buharlaştırma valfi var evaporatörün ağzındaki. Onu değiştirmiştik. Şimdi nasıl bir sorun yaşadığımı anlatayım. Şimdi geçen sene bu valfi değiştirmeden önceki klimanın yani 35 derece hava sıcaklığı 35 derece üstüyken valfi değiştirmeden önce benim klimam mazgal ızgaralardan 19 derece civarı hava üflüyordu. 17 derece 19 derece o civarda. Yani 16-15 pek üflemiyordu. Bu klima için yeterli bir performans kesinlikle değil. Valf'tan sonra bayağı bir düzeldi. Yani çok nadir de olsa 10 derece, genelde 12 derece, 13 derece civarı üflüyor. 13 pek olmuyor da yani 10-12 derece arası üflüyor. Ve artık ben kanaat getirdim ki klima kompresörümün performansı zayıf. Elimde benim ekipmanım mevcut. Vakum pompam, gaz manifoldum. Bu işler için zaten vakum pompası olmazsa olmaz. Gaz manifoldu şart. Yani biraz maliyetli bir işlem açıkçası. Yani ekipman olması gerekiyor. Kompresörü kendim değiştireceğim arkadaşlar. Kompresörün mahli aldım. Kutusu burada. Aracıma uygun. Bunlar kendini kanıtlamış. Mahli, Behr, aynı ürünler. Şimdi kompresörün içine ne kadar yağ koyacağız? Sistemde ne kadar yağ olması gerekiyor? Bunların hepsini çalışırken konuşacağız arkadaşlar. Kompresör takarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar YouTube'da yok. Ya bunlar ilk olacak inşallah. Böyle ayrıntılı gösteren ben denk gelmedim hiç. Dediğim gibi daha sonra da bir test ederiz. Yani benim yani düşüncem 7 derecelere düşmesi lazım ki 7-8 derecelere sabit hava verebilmesi lazım ki aracın içerisinde çok sıcak havalarda konforlu bir seyir olabilsin. Arkadaşlar bizim araçlardaki kondenserler içerisinde bir dryer mevcut. Bu normalde sökülmüyor. Değiştirebilirsiniz. Ben kontrolü sağladım. Temizledim. Şimdi bu videoyu eleştirirken şimdi ben bu işten para kazanmıyorum. Profesyonel olarak yapmadığım için. Araç kendi aracım. Ve artısını eksisini risklerini kendim göze alarak yapmaktayım. Eleştirirken bunları dikkate alırsanız sevinirim. Normalde arkadaşlar teknik şartnamede kompresör değişiyorsa bütün sistemin tek tek yıkanması gerekiyor. Evaporatörün, kondenserin, bizim kondenserin dryer yani kurutucu filtre, pislik tutucu da var, burada kurutucu da var. Bu normalde birleşik olduğu için şunu klimacıların yıkaması doğru değil. Bunu söyleyeyim. Bunu yıkamazlar. Kondenser bizim araçlarda değişmesi gereken parça. Kompresör değişiminde. Ama ben işte temizliğini gerçekleştirdiğim için de nem vesaire bırakmadım. Yani zaten kesinlikle bu sistemler için su değdirilmez. Ben içindeki açıkçası temizlik durumunu kontrol etmek için söktüm. Amacım oydu yani. İçinde ne kadar yağ var onu da görmek istedim. Hepsini de boşalttık bile. Hiçbir şey bırakmadım içerisinde. Şimdi biraz sonra onları konuşacağız. Ne kadar yağ konması gerekiyor. Üretici ne tavsiye ediyorsa onları koyacağız.
Şimdi kompresöre gelelim. Şimdi ben kondenseri takarken taktıktan sonra klima kompresörünü seçeceğim. V kayışını zaten şuradan 19 anahtarla. Aracı özel anlatmayacağım bunu. Genelde klima performansı ile alakalı. Muhtemelen bu konuda sıkıntı yaşayanlar akıllarında bir şeyler canlanır kanaatindeyim. 3 tane saplaması var. Klima kompresörünü alacağım biraz sonra. Sökünce görüşürüz. Evet kıymetli dostlar. Aracın üzerindeki kompresörü söktük. Delpin'in GM'ye ürettiği kompresör. Bunlar bildiğiniz üzere kavramalı kompresör. Daha önce ben bunun rulmanı değiştirmiştim. Hafif bir ses var diye. Ama kompresör bu kompresörü sona bakacağım. Bir bunun için bunu sökeceğim, bir video çekeceğim. Bunun için bununla çok zaman harcamayalım şimdi. Çünkü işimiz uzun. Arkadaşlar şimdi araca göre aldığınız kompresörü üreticinin sitesinden girip sistemde ne kadar yağ olması gerekiyor onu kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Biz buna kafamıza göre yağ koyamayız. Sistem kapalı bir sistem. Tamamen hepsi hesaplı. Gaz gramajı, yağ gramajı hepsi uygun olması lazım ki en iyi performansı alalım. O yüzden bu kompresörleri montajı yapılmadan önce, atıyorum bu kompresör başka araçlara da uyduğu için içine bir miktar fazla yağ konuyor ve kullanıcıya o şekilde geliyor. Bizim aracımızın sisteminde 150 cc yağ olması gerekiyor. Kompresörde demiyorum, sistemde komple. Evaporatörün, kondenserin ve hattın içerisinde toplamda 150 cc yağ olması gerekiyor. Bu yağlar çok açıkta bırakılmaması gerekir. Uzun süre bekleyen yağlar, bunlar da fren hidroliği gibi suyu emdikleri için nemi ömürlü verilir. Şu cc yağ çıktı. Bunu 50 cc'si ayıracağım.
diğeriyle bir kıyaslamam lazım. Civataya koyamayacağız. Böyle olmaz. Şöyle takacağım onu. Tamam. Arkadaşlar, üreticinin tavsiyesi şu yöndedir. Kompresörü yağ doldurduktan sonra elle bir miktar en az 10 tur çevirin diyor. Talimatlar kompresörü aracına taktıktan sonra da var. Şimdi bunu çevirirken bir de yağını doldurduk. Zaten yağ mevcuttu da her ihtimale karşı şu şekilde 3 dakika en az durmasını tavsiye ediyor. Ki şu keçeden keçe yağmasın ki dışarıdan mekanik hareket aldığı için. Takayım arkadaşlar ben bunu. Zaten 3 tane civatası var. 3 tane saplaması var. Takayım. Buralarda çok zaman kaybetmek istemiyorum. Gaz verirken vakum yapacağız. Çok iyi bir vakum yapacağız. Ondan sonra gaz vereceğiz. Ne kadar gaz vermemiz gerekiyor onları konuşacağız inşallah. Biraz sonra devam ederiz. Evet. Arkadaşlar, yeni kompresörümüzü taktık, gösterelim. Herhangi bir sorun çıkmadı. Vakumu aldım. Vakum pompamızı göster. Vakum pompamız çalışacak. En az bir yarım saat vakum yapacağım. Şimdi görüyorsunuz vakum dipte. Şu sıfır var. Vakumda şu -30 olan PCI var ya oraya gelecek. Oraya zaten geliyor kolay da. Böyle uzun süre vakumda bekleriz. Bekletmek gerekiyor. İçinde şimdi söktük ettik temizledik falan vesaire. Herhangi bir nem varsa onları buharlaştırsın alsın. Pozitif vakumda. Pozitif basınçta yani. Ben bir üstümü temizleyeyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Çok kirlendik. Bu durabildiği kadar vakumda duracak. Biraz sonra gaz verirken soğutma testine bakacağız. Görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar. Az önce söylemiştik. Aracımız klima hattımız vakuma bağlı. Vakum yapıyor. Uzunca bir süredir vakumda. Biz bu arada bayağı bekledik. Hattın içerisinde herhangi bir nem kalsın istemiyoruz. O yüzden uzun vakum yapıyoruz. Yapabildiğim kadar yapacağız. Göstermek istediğim şu. Daha önce göstermiştim de gene atlamayalım diye. Bakın aracınızın klima bilgileri burada yazar. Sistemde 134A gaz mevcut. 450 gram da 450 gram gaz olması gerekiyor sistemde. Bu zaten kompresör üreticisinin şartnamesinde baktığımızda da işte 150 cc yağ 450 gram da yağ ver, gaz vereceğiz şimdi. Herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Şimdi gaz vermeye başlayacağım. Artık varaları kapatalım.
Bütün hattın her yerinde vakum var. Hepsinde şu anda. Gazı verdik. Şu boruda hava kaldı. Şuraya kadar geliyor şu anda. Basacağız gaz gelsin diye. Hava kalmadı. Şu anda buraya kadar gaz geliyor. Gaz vermeye başlayacağız biraz sonra. Arkadaşlar vakum neden yapılıyor? Vakum klima sistemlerinde şart. Evinize klima taktırırken bile, yeni bir montaj yapılırken bunu yapmıyorlar da o yüzden söylüyorum. Aklınızda bulunsun. İç üniteyi taktılar, dış üniteyi taktılar. Aldığınız klimanın kompresör içerisinde vakum, özür dilerim, gaz sıkışmış halde bulunur. Bunu sistemle borular bağlandığı zaman o gazı serbest bırakırlar, sisteme verirler. Ama bakın bunu yapmıyorlar. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Kimisi yapıyor da. Sisteme borular bağlanır. Kompresördeki gaz hatta verilmeden önce hattın vakum yapılması gerekir. Bunu yapmıyorlar mesela. Bu nasıl? Şimdi bir pet şişe düşünün. Kapağı açık bir pet şişe. İçine üfleyebilir misiniz? Hava basabilir misiniz? Basamazsınız. Önce bunu vakum yapılması gerekir. Yani öyle düşünebilirsiniz. Evet. Ben buradan göstereceğim size. Bu yüksek basıncı. Buradan gaz veriyoruz. Yavaş yavaş vereceğim. Az az vereceğiz. Bu zaten 120-130'larda duracağım. Daha sonra kontrol edeceğiz. Şimdi sen arabayı çalıştıralım. Bak. Dediğimi yaptın mı? 10 kere 10 saniye kapat, 10 saniye aç. Evet arkadaşlar, klimayı çalıştırıp kapatıyoruz. Bir 10 kere devam edeceğiz. Daha tam gaz olayını ayarlayamadık. Şu talimatı yerine getirelim, ondan sonra. Şu anda çok az bir çalıştı. Soğutma yani muazzam fark etti. Ben çok iyi şu anda buradan görüyorum. Bakın şuradan borunu elle baktığım zaman çok güzel belli oluyor. Ama gaz ayarını daha yapmadım. Onu tam ayarlayınca ayarlarken birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi soğutma kalitesine bakarak şu evaporatör çıkışına bakarak, soğukluğuna bakarak gaz verdim. Bakın şu anda yeni kompresörde alçak basınç 10-20-30 PSI'de şu anda. Yüksek basınç da 200 PSI'de. Benim aracımda yani 160-170 PSI'de soğutma yapmıyor yeni kompresörle. Benim sistem bu şekilde. En güzel, en iyi soğutmayı 200-195-200 PSI civarında rölantide burada aldım. Şu anda da düşük basınçta 30 PSI'de güzel. Şunu söylemek istiyorum. Bozuk kompresörde de buralarda güzel bir soğutma yapıyordu. Yani güzel dediğim
Yani kendi performansının en iyisini işte 180-190 PSI'lerde yapıyordu. PSI'lerde yapıyordu. Ama alçak basınç hiçbir zaman yani 30'lara düşmüyordu. Bak bu çok önemli. Alçak basıncın düşmesi lazım ki buralara soğutmayı güzel oluşabilsin. Demek ki benim kompresörüm basınç tamam bir yere kadar yapıyordu ama vakuma geçemediği için alçak basıncı düşüremiyordu diye tahmin ediyorum. Yani şu anda çok güzel. Gayet güzel, çok keyifliyim. Hani iyi bir sonuç aldığım için şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Bir de şu anda 10 derecelerde sabit tutuyor. Şimdi bağlantılarımı sökeyim, aracı toplayayım, eşyaları dağıttık, onları toplayalım. Bir de yolda test edelim. Buradaki amacım şimdi ben de uğraştım. Kompresörün bozuk olma ihtimali biraz oraya yoğunlaşmadığımız için çok ben bu konuda biraz mesai harcadım. Şimdi bir sonuç olmak için bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Kompresörün arızasını nasıl anlarsınız? Az önce PSI basınçtan gösterdik. Benim gördüğüm aradaki fark oydu. Soğutma kapasitesi zaten böyle keyif vermiyor yolda. Biraz sonra da yolda dereceyle bakacağız. Evet arkadaşlar, kompresörümüzü değiştirdik. Yeni kompresörle yoldayız. Yani performansından yani memnunuz, gayet memnunuz. Stabil, düzgün, yani oynamadan bir soğuk veriyor. Daha öncesinde mesela böyle gaza bastığımızda soğutma iki yani kompresör devreden çıkmıyordu ama atıyorum böyle soğuturken böyle 20 derecelerin üstüne çıkıyordu yani. Öyle bir dengesizlik oluyordu. Şu anda hep stabildi yani, hep düzgündü. Derecemiz çok düzgün açmadığı için orada yanıltmak istemiyorum kimseyi. Ama şunu söyleyebilirim ki eskisiyle alakası yok. Eski kompresörüm benim herhalde bir %50 performans kaybı varmış. Şu anda sabit, güzel. Güzel bir serinlik. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım kompresörü bozuk olduğundan şüphelenenler, yani videonun bazı kısımları muhtemelen birilerinin işe yarayacaktır. Ben de açıkçası kompresörümün söylemiştim herhalde. Kompresörümün bozuk olma ihtimali bana biraz düşük geliyordu aracımın kilometresi bakımından. Ama işte bizim her araçta aşağı yukarı aynı yerde ama bizim araçta da biraz da böyle manifolda çok yakın olması kompresörün biraz ömrünü etkiliyor mu diye o konuda da biraz açıkçası düşünceliyim. Söktüğümüz sistemde yağ vardı aslında. Tamamen sistemde yağ eksik kuru değildi. Kompresörümü boşaltmadım. Başka bir zaman eski kompresörü sökeceğim. Yani şu anda ciddi, güzel, yani keyifli bir serinliğe ulaştı aracın içerisi. Söyleyeceklerim var mı? Gazımızı bastık. Burada doğru gaz oranını yakalamak önemli. Bunlar da etken tabii. Ben çok uğraştığım için ben şimdi kendi aracımda bunu artık biraz şurada konuya biraz hakimim. Çünkü çok denedim. Elimde gaz basma ekipmanım var. Bunu yolda takip etme fırsatım oldu. Her basınçta çok kontrol ettim. İnanın çok kontrol ettim. Eski kompresörle de
Yani ne kadar gaz verebileceğimi şu yani gramajla vermek gerekir. Ne oldu? Ne oldu? Devam mı? Gramajla vermek gerekir. Evet, gazı. Ama ben yani dediğim gibi manifoldta basınçla da verilebilir. Yani o da doğru yöntemdir. Yani şimdi sadece gramajla verilmesi gerekir derseniz yanlış yaparsınız. Çünkü biz yeni bir sistem, yeni bir kompresör taktık sistemin. Yağını komple boşalttık. Fabrika verisine göre, gramajına göre yağını doldurduk. Gazını da güzel verdik. Yani yağını yeni, tamamen yeni bir sistem kuruyorsanız yağın gramajı belliyse evet, gazı gramajda basabilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir eski bir sistemde gramajda gaz basmak pek doğru bir yöntem olmayacaktır. Onu demek istiyorum arkadaşlar. 200 PSI, biz şimdi rölantide 200 PSI görüyorduk. Evet. Ama bu muhakkak şimdi kondenser hareket edince, yola çıkınca kondenserin soğuması daha iyi oluşacaktır. Bu 200 PSI'de zaten durmayacak. Ama 30 PSI alçak basınç bizim için gayet güzel bir soğutma getiriyor. Yani şu anda memnunum. Muhakkak bu videodan da bir istifade eden olacaktır. Sorulara yorumlarda kesinlikle cevap veririm. Bu konuda aklınıza takılan olursa yorumlarda dönüş yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip destek olursanız da mutluluk duyarım.